Eline sağlık canım. Afiyet olsun. Ne oldu, sohbet sarmadı seni? Balkona atmışsın kendini. Ay yok anam ya. Şu Yasemin'e takıldı da gözüm. Ne yaptı, geliyor mu? Nerede? Sinan'ın arabasından indi. El alemin herifiyle sokağın ortasında kıkır kıkır, kikir kikir böyle labali hareketler filan. İyi de sana ne ki? Ya hayır Elifciğim, arkadaşımızın iyiliği için diyorum ya. Yoksa tabii ki bana ne? Yani tabii ki bana ne ama bu mahalleyi biliyorsunuz. Dedikodu gırla. Laf olur, söz olur. Boyu kadar kızı var bu kadının. Emel haklı. Yani daha ilişkinin adı konmamış. Öyle yaşıyorlar. Nermin sen yapma bari ya. Kime ne canım? Önemli olan Yasemin'in mutluluğu değil mi? Kime ne? Elif, mutlu ama şimdi mutlu. Ne bileyim yani bunun yarını var, öbür günü var. Canım şimdi Yasemin yani hayatının aşkını buldu kız. Yapmayın yani siz de. Maşallah bak Sinan da el üstünde tutuyor ama Yasemin'i. Çok mutlu kız ya. Hı. Aman mutlu olsun. Yani arkadaşlar ben hepinizden çok isterim Yasemin mutlu olsun tabii. Mutlu olsun ama iki gün önce bu kız bu adam katil mi değil mi diye endişelenip durmuyor muydu? Ne oldu o günlere? Yani bilmiyorum. Benim büyük endişelerim var bu konuda ya. Ne ödüğü belirsiz bir adam bu yani. İyi de Yasemin bize bunun bir izahatı var dedi. Yani bütün olayların bir açıklaması varmış, öyle söyledi yani. Yani ben bilmiyorum Zeliş ama büyüklerimiz de boşuna dememişler. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz diye. O kadar. O ne demek şimdi? Ay ne demek olacak? Nermin, ya bu adam şey demedi mi? Silahımı temizlerken kendimi vurdum demedi mi bu adam? Hı? İnsan karnını vurur mu silahını temizlerken bilmiyorum. Ben hiç inanmadım. Vallahi doğruya doğru. Yani ben de biraz silahtan anlarım. İnsan yanlışlıkla kedinin karnından vurmaz. Bana çok garip geldi. Ay bravo Nermin ya. Bravo, seni öpeceğim ya. Bak örnek alın. Akıllı kadın kendini nasıl belli ediyor hemen? Şüpheci. Benim gibi hemen güvenmiyor. Ayrıca hadi onu geçtim. Sinan'ın evinden Sevim ablanın altınlarının çıkmasına ne diyorsunuz arkadaşlar? Onu ne yapacağız? Onun da vardır yani bir şeyi, açıklaması. Aman Zeliş ben ne diyeyim size, zaten her şeyin bir açıklaması var. Her şeyin bir açıklaması var. Bu adam alışmış uydurmaya. Uydur uydur, ipe diz, bizim saf dirikte hemen. Ay tamam canım, evet canım, öyledir canım. Hemen inanıveriyor ya. Bilmiyorum, ben endişeleniyorum. Yani tabii siz şimdi bakıyorsunuz bana öyle. Bu kadın niye bu kadar abartıyor diyorsunuz ama arkadaşlar ben çok etkisinde kaldım. Yani Yasemin'i ben kendi ellerimle buldum Yasemin'i evinde ya. Depresyona girmiş kızcağız. Öyle yapayalnız, perdeler çekik karanlıkta. Yorganı da çekmiş kafasına. Günlerdir yıkanmıyor, kokuşmuş orada. Ben buldum ya. Yani sonra onu öyle görünce aklıma kötü kötü şeyler geldi. Bu sefer depresyona girer de kendine bir şey yapar falan diye çok ürküyorum arkadaşlar. Bilmiyorum yani. Ay ama bak doğru söylüyor burada. Bu Yasemin de yani huyudur. Bir depresyona girdi mi çıkamıyor bu ya. Bak hatırlarsın. Bu kocasından ayrıldığı zaman da böyle, aldatıldığında da aylarca çıkamamıştı depresyondan. Hah! Ağzını yiyeyim Zeliş. Bravo bak. Şıp diye kendi ağzına söyledin kız. Aferin sana. Ki Yasemin kocasını o kadar da sevmiyordu yani bu depresyonu geçirirken. Bir de şimdiyi düşünün. Nasıl aşık Sinan'a? Bu sefer de depresyona girerse vallahi hiçbirimiz kurtaramayız, kendine bir şey yapar yani. Bizim bir şey yapmamız şart. Kardeşimizi kurtarmamız şart. Şimdi tabii dostları olarak böyle hiçbir şey yapmadan durulmaz yani. Değil mi? Öyle susmak olmaz. Bravo kardeşim. Bravo. Bak bu da akıllı kadın ve can arkadaş. Kardeşim diye boşuna demiyorum işte. Biz artık birbirimizin bu mahallede kardeşi gibi olduk. Kız kardeşimizin gidip de böyle felaketle göz göre göre kucaklaşmasına engel olmamız şart. Biz söylemezsek kim söyleyecek yani? Arkadaşları, kardeşleri olarak onu uyarmamız şart arkadaşlar. Bu bizim en mühim görevimiz yani. Tamam doğru söylüyorsun. Demek lazım. Hatta hemen bugün yapalım bu işi. Bravo Nermin. Bugün işini yerine bırakmayalım. Bugün çat diye söyleyelim. Hatta şöyle yapalım. Siz tek tek
deyin ki arkadaşım biraz erken olmadı mı? Hani çok mu çabuğa geldi acaba? Acele etmesen falan deyin. Tamam mı? Hatta o şimdi tabii Sinan bağımlısı, bize direnecektir. Siz sakın direnişleri aldırmayın. Çat 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 yüzüne söyleyiverin. Siz de dirençli olun arkadaşlar. Sen nereye gidiyorsun? Sen de kal, sen de söyle fikirlerini, anlat bunları böyle. Ay yok canım. Ay Zeliç'im ben bir yere gitmiyorum canım. Kardeşimin iyiliği söz konusu ya. Bırakır gider miyim? Ben de arkanızdayım da şimdi... Sinan meselelerinde... işin içine Sinan girince o beni bazen yanlış anlayabiliyor. Siz onun en has, en eski arkadaşlarısınız. Yani sizin ağzınızdan duymak onu daha da ferahlatacaktır. Ayrıca zaten konu bizim kardeşimiz. Ha sen söylemişsin, ha ben söylemişim. Ne fark eder yani, öyle değil mi? Arkanızdayım ben. Bir şey yapmayın yani. Arkanızdayım ben sizin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.